Deneysel analiz akışkanlar mekaniğinde analiz yöntemlerinden üçüncüsüdür. Bu zamana kadar integral analiz, yani kontrol hacim analizi ve diferansiyel analiz yöntemlerini gördük. Diferansiyel analiz. İntegral analizinde temel kanunları inceledik. Bunlar nelerdi? Kütle korunumu, momentumun korunumu ve enerjinin korunumu. Bu kanunları problemlerimize uyguladık. İkinci yöntem, analiz yöntemi olan diferansiyel analiz yönteminde ise hareket denklemlerini inceledik. Bunlar nelerdi? Euler, Navier-Stokes denklemleri. Navier-Stokes denklemleri diyelim. Bir de potansiyel akım teorisini gördük. Potansiyel akım teorisi. Deneysel analiz nedir? Deneysel analizde ne yapıyoruz? Aslında gerçek problemlerin deney ortamında simüle edilmesi. Deney ortamında simüle edilmesidir. Deneysel analiz neden önemlidir? Bir kere problemlerin analiz edilmesinde gerçeğe en yakın sonuçları veren yöntem. Ayrıca diferansiyel analiz yönteminde de biz problemleri diferansiyel analiz yöntemini kullansak da deneysel analizde bazen valide etmemiz gerekiyor. Şuraya bir not diyelim o yüzden. Önemli not diyelim. Diferansiyel analiz yöntemlerinde de CFT kodları diyelim. CFT kodlarında da validasyon bazı problemler için gerekebilir. Problemler için gerekebilir. Bu validasyondan kastımız ne? Aslında şöyle, bir karmaşık bir problemi modelliyor olalım. Bu karmaşık problemi modellerken diferansiyel analiz yöntemiyle biz analiz edeceksek bazı şeyleri aslında bazı sonuçları deneysel analizle kıyaslayıp doğru yolda ilerleyip ilerlemediğimizi görmemiz lazım ki daha büyük modelin sonuçlarına güvenebilelim. Ya bir örnek vermek gerekirse mesela ne olabilir? Bir bor akışı olsun işte. Bunun içinde de işte bir enerji üretim sistemi, bir hidrotürbin olsun. Şöyle bir hidrotürbin yapalım. İşte burada bunu CFT kodlarla çözeceksek, yani diferansiyel analiz yöntemle çözeceksek biz bunun belli bir kısmını ne bileyim işte giriş durumu, çıkış durumu vesaire belli kısımlarını deneysel olarak modellersek, deneysel analizinde modellersek ve aralarındaki sonuçları karşılaştırırsak doğru yolda olduğumuzu anlarız. Deneysel analiz de zaten modelleyemeyecek kadar külfetli bir analizse o noktada işte kalanını CFT analiz ederiz, sonuçları da ortaya koyarız. Yani özetle deneysel analiz başlı başına bir analiz yöntemi olmasıyla birlikte bazı diğer analiz yöntemlerinde de validasyon için gerekli olabilmekte. Bir örnek yapalım mesela. Deneysel analizden kastımızı daha net açıklayabiliriz böylece. Neyin deneysel analizi olsun? Bir şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir küre olsun. Durma durumunda olan. Şöyle bir serbest akış olsun. Bu akış V hızında olsun. Rho yoğunluğuna sahip olsun ve mu viskozitesine sahip olsun. Bunun D çapı olacak. Bir D çapı diyeceğiz buna. Ve aradığımız şey de bunun
buna etkiyen, bu akımdan dolayı küreye etkiyen kuvveti arayalım. Bu ilişkiyi yakalamaya çalışalım. Burada deneysel analiz yönteminde şöyle dememiz lazım. Zaten öncelikle bu parametreleri nereden, neden yazdık parametreleri? Şundan dolayı yazdık. Şimdi aradığımız şey öncelikle F. Bu küreye etkiyen kuvvet. Aradığımız şey bu. Bu kuvvet neden oluşuyor? Serbest akımlar oluşuyor. Bu serbest akımın bu kuvvete etkileyebilecek özellikleri neler? Hız, yoğunluk, viskozite. Bunlar etken parametreler. Bunun dışında D çap da etken olabilir. Yani hız etken olabilir, rho etken olabilir, mu etken olabilir, D etken olabilir. Daha etken parametre yazılabilir bu model için. Biz aslında burada etken parametreleri ortaya çıkardık. Etken olduğunu düşündüğümüz parametreleri ortaya çıkardık. Yani burada ifade etmek istediğimiz şey aslında demek istediğimiz şey f eşittir. Bu parametrelerin bir fonksiyonudur diyoruz. F bu parametrelerin bir fonksiyonudur. Şimdi bu noktada tabii şimdi ölçümler yapmak gerekiyor. Deneysel analizde biz tamam bu işte V'yi değiştirdik ya da V'yi sabit tuttuk, Rho'yu değiştirdik. Sonra işte F ölçtük. Her değişiklik için F değerlerini ölçeceğiz. Sonra işte bir ilişki yakalayacağız aralarında. Şimdi bu yüzden bu case için böyle bir durum için aslında gerekli kombinasyonlar yapıldığında her parametre için 10 tane test yapılsa 10 test her parametre için her ölçüm için 10 test yapılsa ortaya çıkan kombinasyon sayısı yani ortaya çıkan yapılması gereken deney sayısı 10 üzeri 4 tane deney. 10 üzeri 4 deney. Zaten deneysel analizin kendisi maliyetli ve zaman alan bir yöntem, analiz yöntemi. Ama bir de 10 üzeri 4 tane deney yapılması gerektiği ortaya çıkınca daha da külfetli oluyor, daha da zor oluyor, daha da zaman alıyor. Mesela bunu ortalama hesaplarla, ortalama değerlerle bu 10 üzeri 4 tane deney 2,5 yıl sürer gibi bir şey var. Tahmin var. Yani 10 üzeri 4 tane deney 2,5 yıl sürer. Bu çok zaman alan bir şey aslında. Bu böyle bir aslında bir de küçük model için. İşte bu noktada bir kavram işin içine giriyor. Bu deneyleri kolaylaştıran. O da boyut analizi. Boyut analizi şu aslında. Bu 10 üzeri 4 tane deneyin daha az yapılmasını sağlayan bir yöntem. Böyle tanım olarak ifade edersek bu boyut analizi aslında boyutsal homojenitedir. Homojenite. Değişkenler için. Değişkenler için boyutsal homojenitedir. Yani ne demek istiyorum burada? Aslında boyut analizi şu bir örnekte de diğer bir örnekte de x eşittir v çarpı t diyelim. Böyle bir denklem var elimizde. X'in boyutu L uzunluk yani eşittir hız L çarpı T eksi 1 zamanın birimi ise T artı 1. Artı 1 demek gerek yoktu ama buradan mesela T'ler gider. Ne kalır geriye? L eşittir. L kalır. Yani bu doğru. Yani boyutlu olarak homojenite sağlanıyor. Ya yani boyutsu olarak tutarlılık var. Boyut tutarlılığı. Bu aslında boyut analizi. Bu yol ile bu örnek için yukarıda bahsettiğimiz küre örneğinde 10 üzeri 4 deney yapılıyordu. Boyut analizi olmadan. Ama boyut analizini yaparsak ve elde ettiğimiz yeni değişkenlerle birlikte deneyleri yapmaya başlarsak yapmamız gereken deney sayısı 50, 100 gibi sayılara, rakamlara, mantıklı değerlere düşmüş oluyor. Boyut analizi aslında bu işe yarıyor.